Pasta hakkında görüşleriniz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Ne öğrendiniz? Evet, her zaman olduğu gibi Apocuğuma soralım önce. Asidozun tedavisi nasıl uygulandığını öğrendim. Hastalığımız neydi? Alkolüz mü? Hastalığımız nedir? Hangi hastalığa teşhis koyduk? Neden koyduk? Teşhis koymamızdaki... Tamam, yapalım. Teşhis koymamızdaki en büyük neden neydi? Aldırmış olduğumuz anamnezleri dinledin mi? Hasta sahibinden. Hocam sizin yüzünüzden bir bak. Ayağıma sıçtı. Apocuğum çok mübarek bir iş oldu şimdi. Şu an abi yaptığımız tedavinin bir nevi sonuç vermesi gibi bir durum. Bu hayvanın olan bir şey olmaz. Bir şey olmaz oğlum. Bizim başımıza çok geldi. Elimize yüzümüze hayvan çok sıçtı bizim. Demek sindirime güzel oldu. Şimdi buradaki olayın mekanizmasını bir anlatır mısın? Bu hayvan neden bu şekilde dışkılama yaptı? Şu an üstüme dışkıladı. Ya bırak dışkıyı, eline yüzüne sür oğlum. Şu an kazanıyorsun işte. Aslında şu an kazanıyorsun. Bu bilgiler sana kazandıracak Apocuğum. Ya abi. Geleceğe düşün. Evet arkadaşlar, Apocuk işi şeye vurdu. Evet Can. Söyle kardeşim. Vallahi Ahmet abi. Öncelikle bu hayvanın hastalığı nedir? Hastalığı midesi asidoz olmuş abi. Asidoz nedir? Canım ciğerim, sen kaçıncı sınıfsın? İkinci sınıfta sana asidozu öğrettiler mi? Ben öğrendim abi. Öğrendin mi? Gerçi sen 2 yıllık da teknikerlik okudun değil mi? Şimdi asidoz terimini kullanmayalım. Onu sonra kullanalım. Şimdi bizi izleyen yetiştiricilerimiz var. Tamam, öğrencilerimiz de var. Asidoz yerine ne kullanabiliriz halkımızın diliyle? Yine halk şey literatürle konuşuyorsun. pH değil. Onlar sonra. Yani bir yetiştiriciye, bu hastalığı nasıl anlatırız? Midedeki asidin daha da fazla olması. Yine literatür dilinde konuşuyorsun. Ne diyeyim abi? Çok basit. Abi. Ya çok basit, çok. Halkın dilinde bu nasıl anlaşılır? Hayvanın içindeki mekanizma. Arpa yemiş. Arpa yemiş. Arpa yemiş. Nedenini söyleyecektim abi. Tenelemiş. Tenelemiş. Başka ne var? Tenelemiş. Halkın dilinde hamurlamış. Evet, bu tabir çok. Çok fazla yemiş. Ambara girmiş. Böyle bu şekilde çok ölümler oluyor. Benim babamın kurbanlıkları varmış. Bir gece ambara girmiş 100 tane hayvanı, tamam mı? 20 tanesi ölmüş. 50 tanesini de zor bıçağı yetiştirmişler. Bu şekilde bir yıl boyunca emek ettikleri hayvanı bir günde kaybetmişler. Geçmiş olsun tabii. Bu işler böyle tehlikeli, böyle ölümcül, böyle de zarar verici bir hastalıktır arkadaşlar bunlar. Bunun kurtuluşu da bazen olmayabilir. Hayvanın yediği yem miktarına göre bu hayvanın prognozu değişebilir. Apocuğum ne düşünüyorsun? Bir daha söyle bakalım. Neymiş? Hayvan fazla yememiş. Evet, hayvan fazla yem. Burada hayvan sahibinden bir anamnez aldık. Dinlediniz mi? Evet. Ne dedi? Serbest kaldı. Yeme çuvalı yanında bıraktık. Çuvaldan yem yedi. Evet. Düşman karşıda çuval. Bak karşıda ağacın kenarında yemiş. Hatta dışarı niye koymadınız dediğimizde dışarıda kazlar var dedi. Evet. Biz de dedik kazlar yesin ama hayvan yemesin. Kazlar yani. Değil mi? Evet abi. Evet. Hayvanın haddinden fazla yemesi. Evet. Şimdi biraz işin mekanizmasına, fizyolojisine doğru gelelim. Nasıl oluşuyor? Şu an su içeceğiz mi? Su var mı ya? Şey içirelim. Biolüfstok içirelim. Biraz da sürüp katabiliriz onun içine. Biraz da sürüp katalım. Tamam. Çalıştı değil mi hemen? Çalıştı. Evet arkadaşlar, hastalığın biraz öğrencilerimiz için fizyolojisine girelim, mekanizmasına girelim. Nasıl oluşuyor bu hastalık? Hayvan yemi yedi. Yem yemesinden hayvanların bir şey olmaz ama fazla yediyse, bu yediği yeminde ne özelliği var? Karbonhidratça zengin. Aynen, karbonhidratça zengin, sindirilebilirlik derecesi yüksek. Ve dolayısıyla ne oluyor? Fazla yem yediğinde hayvan haddinden fazla yoğun bir şekilde midede karbonhidrat sindirilmeye başlıyor hızlı bir şekilde. Bunun da neyi var bunun? Parçalanması lazım. Vücuttan sindirim yoluyla atılması lazım artık maddeler ama yoğun bir şekilde asit türevleri ortaya çıktığı için yan, ne diyoruz? O karbonhidratın parçalandığında yan ürünleri. Asit
sentezleniyor fazla miktarda. Vücut bunu kompenze edemiyor. Ne yapıyor? Ne yapamıyor? Kompenze edemiyor. Yani karaciğerde bir şey var değil mi? Bir işlem var. Yani bir şeyi yok edip dışarıya atmak. Zararlı halini ortadan kaldırıp dışarıya atmak. Ama haddinden fazla yüklenirse o asit olayı ne oluyor? pH'i, kanın pH'i tamam, bir şey olmaz. İçirin. İçir. Kanın pH'i hızlı bir şekilde yükseliyor arkadaşlar. Kanın pH'i normalde nedir? Asit midir, alkali midir, nötr müdür? 7.4. 7.5 arasında değişebiliyor. Yani nötr gibi bir şey. Tamam mı? Şimdi pH aşağıya doğru inerse ne oluyor? Asidoz. Yukarıya doğru olursa ne oluyor? Alkaloza girer. Alkaloz dediğimiz ne? Nasıl hayvan tane yem yiyor, asidoz oluyorsa, yeşil yemlerde de alkaloz, alkaloid dediğimiz maddeler var, zararlı. Özellikle geliş bitkisi. Buradan da söyleyelim. Daha geçen de yeni, bir ay öncesinde yetişemedik. Hayvanı kestiler. Yani hayvan dağda yayılıyor. O geliş bitkisinden yiyor. Hızlı bir şekilde alkaloza giriyor. Biz Ceyhan'dan çıkıp oraya yetişmemize kadar hayvanı kesmişler. Hayvan ölmüş. O noktaya gelmiş. Alkaloz asidozdan daha hızlı seyreder. Daha hızlı ölüme götürür. Tamam mı? İşte onu da öğrenmiş olduk. Alkali seviye yukarıya çıkıyor. Aşağı indiği zaman asidoz. Biz bunu ne yapmamız lazım tedavide arkadaşlar? Tedavide ne yapıyoruz? Nötrlüyoruz. Yani eski haline geri getirmeye çalışıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz tedavinin tamamen esprisi tekrar o eski haline getirmek. Eski haline getirmek için de ne yapıyoruz? Serum veriyoruz. Serumun içine koyduğumuz ilaçlar var. Bak orada bikarbonat koyduk. Bikarbonatın şeyi asidozu tamponlamak. Fazla asidi vücuttan uzaklaştırmak. Hayvanımız asit oldu. Asidoza yakalandı. Belirtileri nedir? Evet, asidozun hayvanda yapmış olduğu zararlar nelerdir? Evet, mide şişkinliği. Şuradan canlı canlı görelim arkadaşlar. Evet, şişkinlik değil mi? Başka? Halsizlik. Halsizlik. İştahsızlık. Mide şişmesine bağlı. Nedir? Aşırı su içme isteği. İşte o yüzden ne yapmamız lazım hayvana? Balya ipi olmaz mı? Aşırı yem yediğinde çok su var. Vermemek lazım. Suya bırakmamak lazım. Çünkü suyu çok fazla miktarda aldığında hayvan ne oluyor? Hastalığın prognozu daha da artıyor. O sindirilen şeyler, partiküller hızlı bir şekilde sindirilmeye başlıyor. O yüzden hayvanı farkına vardık, yakaladık. En başta yapacağımız mideyi yıkamak. Mideyi çok yoğunsa mideyi yıkayacağız. Ama şundan mideyi yıkayacak bir şey durum yok. Tamam mı? Gerekirse rumenotomi çok ağır vakalarda rumenotomi ile birlikte o mide içeriğini tamamen boşaltıyoruz. Tamam mı? Başlangıçta. Ama bu artık şeye karışmış, kana karışmış. En büyük yaptığı zararlardan birisi ne? Bir şey daha var. Hayvan ayağa kalkamıyor. Sebebi? Evet. Onun bir Latince tabiri öğrenciler açısından laminitis dediğimiz, tamam mı? Görüyorsunuz. Asidozlu arkadaşlar yoğun bir şekilde asit ayak bölgesine doğru hücum eder. Kıpkırmızı. O yüzden ne yaparlar atlarda? Arpaladığında atlar, pazartesi hastalığı vardır atların. Vururlar. Hayvanı şeye, suya sokarlar abi. Hayvanı suya sokarlar. O asidin etkisini almak için. Soğuturlar yani. Asit orada ne yapar? Bir şekilde ısıtır. Hayvanın ayağını ısıttığı için de hayvanı yıkarlar. Tamam mı? Tamam. Oradaki şeyi soğuturlar. Şimdi tedaviyi yaptık. Serumunu yaptık. İlaçlarını yaptık. Tedaviye daha devam edeceğiz. Riskimiz hala devam ediyor. Tamam mı? Birkaç gün hayvana ne yapacağız? Yem vermeyeceğiz. Bak burada yemler var. Artık bu yemi çekeceğiz. Zaten yemez. Bunu uzaklaştırdım sabah da. Diğerine verdim. Buna vereceğimiz en güzel şey abi yonca. Yonca. Kaba yem, güzel bulabileceğimiz. Bulacağız, yonca var ya. Yonca herkeste bulunuyor. 2 tane, 3 tane bulacağız bir yerden.
Var köyünüzde yonca eken var. Benim bildiğim. Yonca vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra ağızdan midedeki asit tamponlayıcı ilaçlar içireceğiz. Değil mi? Az önce içirdik. Evet. Çünkü midede hala yoğun bir şekilde asit var. Onu da tamponlamamız lazım. Hayvan ayağa kalkamaz. Ona yönelik hipokalsemi gelişir. Bak hipokalsemiyi kaç gündür işliyoruz. Videolarımızı da izliyorsunuz, tamam mı? Hipokalsemi de şekilleniyor bu tür hastalıklarda. Yani vücuttaki tüm minerallerin dengesi bozuluyor aslında. Kalsiyum, sodyum, bikarbonat. Bak bunları vermemizin sebebi bu zaten. Tampon sistemleri. Tampon sistemleri. Vücuttaki denge, vücutta bir denge vardır kanda. Asit baz dengesi dediğimiz, tamam mı? Kanda bir denge vardır. Bu denge bozulduğu zaman, bir tarafa kaydığı zaman hayvana hasta eder. O yüzden yapmamız gereken, öncelikle öğrenciler de bizi izliyor. İlk enfeksiyon düşünürdük. Düşünebilirdik. Evet. Değil mi? Enfeksiyon düşünebilirdik. Şimdi hasta sahibimiz de zaten farkına varmış. Yem yediğinin de farkına varmış. Varmasaydı işte bu tecrübeyle sabit. Bu hayvanın dışkısındaki bu şeyi, ishal halini gördüğümüzde, karındaki şişkinliği gördüğümüzde, ondan sonra yine midesini dinlediğimizde, zaten burada hayvanda bariz hastalığın teşhisi ortaya koyduk. Mideyi dinlediğimizde, kalbi dinlediğimizde bize ipucu verir teşhis açısından. Yine hayvanın yatıyor olup kalkamaması hastalık teşhisi açısından önemli. Bir hastalığı teşhis etmezsek arkadaşlar tedavi yapamayız. Nasıl gömleği yanlış bir yerden iliklersek aşağıya doğru gider, tamamen yanlış bir ilikleme olursa tedavi de böyle. Yanlış bir teşhise gider, oradan tedaviye başlarsak sonuna kadar yanlış olur. Aynı bir matematik sorusunu düşünün. Bir yerde bir hata yapıyorsun. Formül doğru, her şey doğru, yerleştirdin. Bir sayı yanlış, sonuç yanlış çıkıyor. Bu da aynı. Bu tedavimiz de aynı. Biraz tecrübe, biraz da iyi anamnezi almaya bakmak lazım. Anamnezi iyi almak lazım. Özellikle yetiştiricilerimizi yem konusunda uyarmak lazım. Hayvanın bulunduğu yerde, hayvan bağlı olabilir arkadaşlar ama hayvan çözülebilir. Başımıza çok geliyor. Hayvanın bulunduğu, yeme ulaşacak bir nokta varsa onu engellememiz lazım. Asık bu şekilde karşımıza gelmez. Ama geldiği zaman da ölümcül seyredebilir. Ben mesleğe ilk başladığımda bir inek vardı arkadaşlar. Yanımda da bir arkadaş vardı. 20 litre serum verdiğimi bilirim. 20 litre. İneğe. Ama inek çok kötüydü. Dehidrasyona uğramış. Tamamen artık son noktasına gelmişti. O hayvanı kurtardık. Buradaki mesele dediğimiz gibi o kandaki dengeyi sağlamak. Tamam mı? Evet, teşhisimiz önemli. Teşhisimize göre de tedavimiz çok önemli. Anamnez en önemlisi. Artı işimizi bitirdik, yaptık. Ondan sonra da tedaviye devam. Hasta sahibini de bilinçlendirmemiz lazım konu hakkında. Çünkü burada bir de diyet uygulamamız lazım. Sadece tedavi etmiyor, diyet. Tamam mı? Tamam. Diyeti de uyguladıktan sonra, ilaç tedavisine de devam ettikten sonra çok ileriye gitmediyse artık tedavi şansı var. Ama çok ilerledi artık. Hayvanın dengesini tamamen bozdu. Şoka, hipovolemik şok dediğimiz, hayvanı şoka götürecek bir durum varsa, artık bilincini kaybettiyse tedaviye geldik. O şekilde ağır hastalar da var. Geri dönmeyebiliyor. Evet. Şu an midede abi. İkisi yan yanadır belki, onu diyorum. Yok. Nefes borusuna gitse bu çıkmaz. Ne yapalım biliyor musun? Hortumu getirin abim. Ayaktayken bir daha hortum atak. Güzel. Biraz daha sıvalım. Hadi apı sana bir daha iş düştü. Hadi.
Evet, hortumu bir daha atalım arkadaşlar. Düşmanımız burada arpa. İşte hayvanların önüne arkadaşlar, bulunduğu yerlere yem koymamak lazım. Boşandığı zaman ölümcül olabilir. Kepek yemiş hayvan ya. Arpa da yememiş. Kepek yemiş. Kepek bile öldürücü. Arpa biraz daha öldürücü olabilirdi arkadaşlar. Tamam mı? Kepek biraz avantaj bizim için. Hangi noktadan şey yapalım? Gel. Gel senden bir yapalım. Evet arkadaşlar, mideyi yıkamaktan bahsettik. Bu şekilde midedeki içeriği ne kadar uzaklaştırırsak tedavi şansını o kadar arttırırız. Sonuçta orada parçalanmış karbonhidratlar var arkadaşlar. Asidik etki midede daha fazla. O yüzden mideyi de yıkamak lazım. Bu şekilde içeriği uzaklaştırmak lazım. Evet arkadaşlar, bugünkü hastalığımız asitoz vakasıydı. Bununla ilgili öğrenci arkadaşlarımıza bilgiler verdik. Hastalığın oluşumuyla ilgili nelere dikkat etmemiz lazım? Yine hastalığın teşhisiyle ilgili bir hastalığı nasıl teşhis yaparız? Nelere dikkat etmemiz gerektiğini? Bunları detaylı bir şekilde anlattık. Yine hastalığın fizyolojisi, işleyişi, mekanizması konusunda bilgiler verdik. Tedavisini de bu arada yaptık. Daha sonrasında hastalık bittikten sonra da tedavi süreci var arkadaşlar. Tedavi sürecinde dikkat etmek lazım. Gerekli ilaçlara devam etmek lazım. Bundan sonrası hasta sahibine kalıyor. Yine diyet uygulamamız lazım. Sonuçta bir asitoz vakası var. Mide yapısı bozuldu arkadaşlar. Midenin içeriğinin florası bozulduğu için de bir diyet uygulamamız lazım. Özellikle sudan hayvanı bir müddet uzak tutmamız lazım. Kontrollü bir şekilde vermemiz lazım suyunu. Önünde bu tür hayvanların eğer bağlı değilse, serbestse arkadaşlar suyu çekmek lazım. Kontrollü bir şekilde vermek lazım. Daha sonrasında da yine kaliteli kaba yemlerden vermek lazım. Kesif yemi çekmek lazım. Sonuçta 1 hafta 10 gün gibi bir süre var bu hayvanın tam iyileşmesi yönünde. Bu esnada güzel kaliteli kaba yemlerden, özellikle yoncamız varsa arkadaşlar, yonca olabilir, kurutulmuş kaliteli otlar varsa onlardan verebiliriz arkadaşlar. Kesif yemden uzak tutmamız lazım. Zaten bir müddet hayvan yemeyecek, içmeyecek, yaklaşık 3-5 gün belki bir şey yemeyecek. Bu esnada hayvana güzel otlardan verebiliriz. Kurutulmuş otlardan, sendirilmiş, bir gün bekletilmiş otlardan verip tedavisine destek olabiliriz. Evet. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Midesi de indi abi. Mideyi gösterelim. Şöyle. Mide gazı vardı. İçerik fazlaydı. Biraz içeriğini aldık. Özellikle sol taraf, sağ taraf dikkat etmek lazım. Evet, tedavimiz tamamlandı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz tamamlıyor. Apa kaçma, gel buraya. Uzaktan seyretme, gel. Ayakkabımı
Ya biz burada altın gibi bilgiler sunuyoruz. Adam ayakkabısını düşünüyor. Tamam, alırım sana ayakkabı ya. Dinledim buradan ben. Hemen gidip geldim. Dinledin mi? Tamam, o zaman dinlediğini dinlemediğini başka bir hastalıkta göreceğiz. Tamam. Apocuğum. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzu tamamlıyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.